Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Biz kalktık sabah, bu arada bir dış çekimimiz vardı. Yani böyle çok abartılı bir şey değil ama Ensar kreşi başlıyor diye hem hatıra kalsın diye bizler için hem Ensar için kreş başlangıcı bir dış çekim yaptık. Hemen bizim burada gayet de güzel oldu. Kreşi başlamaya yakın paylaşacağım zaten sizlerle. Sizler de görürsünüz. Şimdilik bir Ensar'ı öğlen uykusuna yatırdım. Ben de hemen bir ona öğlen çorbası yapacağım. Kerevizli, havuçlu, patatesli bir çorba yapayım diyorum. Hemen onu bir ocağa koyayım. Sandra kara kız ıslak kek yapmıştık 2 gün önce. Bugün artık o bitsin. Son 1-2 dilimi kalmış. Fırat'la beraber onu yiyelim diyoruz. Ardından insan uyanınca bugün abimin maçı var. Abim futbol oynuyor bu arada. Babamla ikisi yani doğuştan oynuyor diyebilirim. Babam bile halen futbol oynuyor arkadaşlar. Evet, doğru duydunuz. O nedenle onu bugün seyretmeye gidelim dedik. Hem bugün boşuz, hem abimle konuştum, o da çağırdı, gelin dedi. Hem Ensar'ı görmüş olur, hem de beraber birazcık vakit geçirmiş oluruz dedik. O nedenle öğlen 3'te maç başlıyor. Artık biz ilk yarıya mı yetişiriz, ikinci yarıya mı bakacağız. Ev tekstili, ev ürünleri satan bir mağaza. O açık bugün pazar olmasına rağmen. Verkaufsoffener Sonntag varmış. Yani pazarları işte böyle bir 40 yılda bir açık oluyor. Oradan da bana yine 10 euroluk şey geldi. Böyle şek geldi diyeyim yani. Hediye şeki. Yine bir şeyler bakayım diyorum. En kötü ihtimal yine eve bir şey oda parfümü alırım. Orada çok güzel oda parfümleri oluyor Ipura'nın. Birkaç kere almıştım. Bir şey bulamazsam büyük ihtimal yine ondan alırım. Sonra orada bir de bugün ızgara balık satacaklarmış. Steckalfish. Arkadaşlar acayip güzel oluyor. Bir de ondan alırız dedim. Direkt orada yeriz veya eve getiririz. Duruma göre bakarız. Yani bugün yine buralardayız ama son günlerimiz arkadaşlar. Çünkü hava bozuyormuş. 2-3 güne full yağmur ve 10-20 derece düşecekmiş. Yani şu an yaklaşık 28-30 dereceleri görüyoruz. Bir 15-10 dereceye kadar düşecekmiş. Yani Almanya'nın yazı bitti diyebilirim artık. O nedenle bugün birkaç gün daha bir tadını çıkaralım. Hem zaten izinin de son günlerine yaklaştık artık. Fırat işe başlayacak, ben işe başlayacağım. Ensar okula başlayacak, yani kreşe başlayacak. Şimdi gelin önce hemen bir çorbayı yapalım. Komşum bu arada dün Tayland'a uçtu arkadaşlar ve bana evinde fesleğini atacaktım, vereyim mi dedim. Tabii ki de hani atma, ben alayım. Yani burası full fesleğen oldu. Fesleğenli pesto mu yapsam, makarna mı yapsam artık. Ben de daha dün almıştım. Bilseydim almazdım.
et suyu da ekledim arkadaşlar. Dilber anne yapmıştı. Orayı çekmeyi unuttum ama hatta içinde et parçacıkları da varmış. Bir de çok az şehriye ekledim. Daha iyi oldu şimdi. Gerçekten güzel duruyor. Ekşili. Umarım yersin Ensar Bey. Kendinize de şimdi geçenki ıslak kekten koyduğum son artık. Bunları da yiyelim. Bunu altına evet 5'e koy. 4. 4 yap 4. 3 yaptım. Tamam. Çünkü full kaynıyor burası. Tamam 3 yap. Ayrıca yanımdan galiba. Ya. Sıcağını iyi tutuyor. AMS'de gerçekten 3'te yetiyor. Öbür tencerelerin 5-6. Neyse arkadaşlar şimdi ben bir edite oturayım. Dün yüklememiştim. Bir videomu hemen yüklemem lazım. Kekimi yiyeyim. Ondan sonra bir hazırlanırım. Makyaj saç zaten yapıldı. Sabah dediğim gibi çekimden geldik. Hazırlandım arkadaşlar. Şimdi Ensar da uyandı. Ayakkabılarım hazır. Bayağı böyle spor giyindim diyebilirim. Ensar'ın kıyafetlerini de buraya hazırladım. Onu da şimdi hazırlayacağız. Ondan sonra maça geçiyoruz. Nasıl koyacaksın buradayken? Ve yine Betül. Alo, saatin farkında mısın? 16.31, 29 dakika ben videonu istiyorum ona göre. Zaten yayında. Neyse şu an abim maçına geldik. Bu abi. Arkadaşlar maçtan çıktık, şimdi çok az çektim. Ensar hiç yani durmadı derken full koşuştur oradan oraya sahaya girmesin diye de telefonu elime almadım, sürekli onunla ilgilendik ama çok eğlendi ve çok sevdi, bayağı da güzel durdu. Sadece toplar onlar bunlar derken yani telefonu elime alamadım. Zaten bayağı da kalabalıktı. Maalesef yenildik ama yani yenildiler. Umarım bir daha öyle bir şey yaşamayız. Ama maçın kuralı yani. Her zaman bir kazanan bir yenilen oluyor. Neyse şimdi biz hemen billere geldik. Bu arada yağmur da yağmaya başladı. Sizleri de birkaç hemen birazcık çekerim içeriği. Dışarısını toplamaya başlamışlar gibi. 6'da kapatıyor mu yoksa yağmurdan mı kapatıyorlar bilmiyorum şu an. Alman yani yazı bitti galiba. Neyse geldik şimdi arkadaşlar. Burası ne olmuş böyle anlamadım. Bu çikolatalar. Burada bir şey varmış herhalde. Fırat şimdi burada ne olduğunu anlamak istiyor arkadaşlar. Neymiş bu ya anlamadım. Ücretliymiş ama baya baya uyguna veriyorlar. Zaten çikolata sevmediğim için gerek yok. Evet. Burası peynir standı ama kapatıyorlar mı anlamadım. Balıklar falan bitmiş. Fış paketler. Yani nasıl bir sergi anlamadım değil mi? Böyle sersen. Ha bunlar topluyor herhalde ya. Ben burada ızgara balık var diye biliyordum ama ve kalktı veya... Bunlar soğuk balık, ekmek arası ama yok. Bu tatlı, krep. Şurası mı? Geti yok. Burası içecek. Evet ama o balık satıyor. Bunlar topluyor artık. Kapanacak herhalde. Burası barbecue to go. Burası da şeker çikolatacı. Bitti. Burası da kıyafet. Komple bitti. Oyuncakçı. Hiç balık falan da kokmuyor ama. Neyse ben buradan balık alıp eve geçip yeriz sandım da yokmuş arkadaşlar yani. Tüh. Bu elmacı senelerdir var. Gel bir tadına bakalım. Güzel oluyor. Arkadaşlar kapatmış. Yani bir pazar günü açık diye gelelim dedik. Saat kaç? 5.20. 5'te mi kapattı artık? Herhalde 5'te kapattı. Bunlar da topluyor çünkü. Biz de maçtan sonra uğrayalım dedik. Çünkü maçtan önce maça geç kalırdık. Ensar çünkü uyandı. Yemeğini yedirdik. Zaten maçın ilk yarısına böyle bitmesine son gelmiştik. Neyse nasip değilmiş artık. Bir ara geliriz. Şimdilik ne yesek diye düşünüyoruz. Evde de bir şeyler yapabilirim ama Fırat diyor bir şeyler alıp da yiyelim.
Ne alsak ne yesek? Yağlı mı? Pide nerede? Pide tuvalet. Ya da lahmacun. Öyle şeyler mi yiyelim? Ya da pizza mı istiyorsun? Ya pizza benim canım hiç ya. Evet, ben de böyle İtalyan şu an hiç canım istemiyor niyeyse. Neyse biz bir düşünelim de ondan sonra bakalım. Evet, şimdi baktık ettik ne yiyelim, ne lahmacunmuş, pideymiş, oymuş, buymuş derken çoğu yerlerde zaten pazar olduğu için kapalı. Şey gidiyoruz. Bizim burada bir Çin restoranı var. Orayı çok seviyoruz. Oradan bir şeyler aldık şimdi. Alıp eve geçeceğiz ama evde rahat rahat yiyelim diye. Hem Ensar'a hem bizim için daha rahat olur. Öyle yapalım dedik. Bu arada arkadaşlar yorumları okuyorum da şu an birkaç kişi yazmış. Hem Instagram'dan da şu an okuduğum için bu konuya bir değinmek istedim. İşte Merve dövme mi yaptırdın diye bileğinde. Arkadaşlar bu dövme değil. Ensar elini yaktığı için çocuk doktoruna gittik. Yani aslında bunun üzerine yorum yapmak istemedim ama şu an gerçekten bayağı yazanlar olmuş. Çocuk doktoruna gittik ve çocuk doktorunda da Ensar durmadı. Durmadığı için de ona bir yapışkandan kitap verdiler. Yapışkan arkadaşlar bu fil yapışkanı. Ensar'ın eline de yapmak istemedim. Doktor da verdiği için o an dursun diye kendi elime yapıştırdık. O da bileğime denk geldi. Bakın. Bir fil yani dövme falan değil, o an doktor verdi ağlamasın diye elime yapıştırmış bulundum. Yani öyle bir şey, sulan yapıştırıyorsunuz yani birkaç güne çıkacak, çocukların yapıştırdığı yani koluna. Sadece Ensar'a yapmak istemedim, öyle yani. O konuyu da bir değinmek istedim arkadaşlarla bile. Yani bu arada tek sosyal medya demeyeyim, böyle bir yerlere falan gittiğimizde hemen Merve dövme mi yaptırdın diyorlar. Hayır yani, Ensar'ın dövmesi benim kolumda kaldı. Aynen. Onu da bir açıklık getirdim. Şimdi dediğim gibi yemeğimizi alıyoruz ve ardından geçiyoruz. Evet aldık. Bir de böyle bir tane krab cips koymuşlar. Yani cips, acı sos ve şimdiki yemeğimiz. Arkadaşlar yemeğimiz. Uf, bunu çok seviyoruz. Yani Fırat'ınki sos içinde yüzüyor. Bu nedir? İşte bu. Ben Ensar'ınkini koyuyorum bile, soğusun onunki. Biz de artık sıcak sıcak başlayalım. Tabağın içindeyiz değil mi? Tabak da çıkarayım. Evet. Güzel olur. Biz bir yiyelim arkadaşlar, sonra tekrardan açarım. Çok şükür doyduk arkadaşlar. Yedik. Şu an Fırat'la Ensar bulaşık makinesini boşaltıyor. Ve şu son bir haftadır arkadaşlar böyle çok yorgunum. Sabahları kalkamıyorum. Motivasyonum düşük. Birazcık böyle üstümde bir şey var sanki. Bir ağırlık var. Yani izinde olduğumuz halde hiç kendimi böyle izinde gibi hissetmiyorum. Galiba evde geçtiği için. Evde derken burada geçtiği için. Bir de dolu dolu geçiyor ya, galiba ondan da yoruluyorum. Şimdi birkaç gündür böyle biraz sakin geçiyor, iyi geçiyor. Biraz böyle kendimize geliyoruz. Bir de biraz böyle şu son zamanlar arkadaşlarla da bir şey yaptık. Gerçekten çok iyi geldi. Hani hep beraber böyle oturduk, kalktık, buralardaydık. Tatil ilk başında oradan oraya, oradan oraya yolculuk molculuk derken gerçekten birazcık yorucu geçti. Ne oldu? Ben de bir şey aldı sandım. Ödüm koptu. Döktü mü? Döktü. Dur oğlum. Paspasyon şey zaten temizlik şeyi. Neyse ben buraları bir toplayayım arkadaşlar. Masayı toplayayım. Makineyi boşaltalım. Yerleştireyim hemen. Sonra bugün akşam bir çay içelim. Değil mi? İyi. Döktün. Hemen sileceksin. Sen bir keşke bir atlet giysen bir üstüne. Bir çıplak çıplak dolaşıyorsun. Arkadaşlar yani bu görüntüye halen alışamadım. Bakın çok kötü değil mi kalitesi? Neyse. Son 2 gün ondan sonra kamerama kavuşuyorum. Galiba yeni kamera geliyor arkadaşlar. O kadar anlayamadım ki. Telefon da yani benim kamera DJI Pocket 2 bu arada. Osmo Pocket 2 yani. Ve İngilizceydi. Yani İngilizcem çok iyi değil. O nedenle telefon görüşmeleri biraz böyle çat pattı. Yapmışlar diye anladım. Ama 2-3 kişi daha aradı. Bu arada DJI'nin servisi yani o kadar memnunum ki maşallah. Altı kırılmıştı.
Tripoda taktığım yeri kırılmıştı arkadaşlar bir ay önce. İki tane hemen altlık yolladılar. Sanırım şimdi kameram bozulduğunda aynı gün yollamıştım diye hatırlıyorum. Hemen vardığı günden beri bana telefonla ulaşmaları, mailler yazmalı. Yani böyle tam istediğim şeyi, hizmeti veriyorlar. Böyle hiç sorularınızı açıkta bırakmıyorlar. O kadar kendimi o yönden şanslı hissediyorum ki. Bari kameramdan yani. Gerçekten ve yapıldı mı? Yoksa çünkü bir iki kişi daha aradığında kameranız yapılmıyor. Size yenisini yolladık dediler. Yani o arayı tam anlamadım. Garantisi de bitmiş bu arada. Şimdi geldiğinde bir göreceğim ne oldu diye. Yeni mi yolladılar yoksa yaptılar mı içini, onu mu değiştirdiler bilmiyorum. Ama benim için açısı çok fark etmiyor. Kameramda zaten bir sorun yoktu arkadaşlar. Yani içini açıp o parçasını çıkarıp yenisini mi takıp yollasalar veya komple sıfırdan verseler de benim için yani hiçbir sıkıntı yoktu. Çünkü gerçekten kameranın öyle çizdiğimiz hiçbir şey yoktu. Yani ha yenisi ha içini değiştirip yollasalar o da yani sıfır bir işlemi görmüş gibi olurdu. Ama şarjında, bataryasında bir sorun olduğunu ve ve bir tane içinde bir şeyin kırıldığını, o nedenle şarja geçip dolduramayıp ısınma şeyini gösterdiğini falan söylediler. Yani hemen bir sistem, yani içinde bir sistem hatası varmış kameranın. O nedenle de çok böyle ısınıyormuş birden. Isındığı için de açılmıyor tabii. Çok yüksek derecede, yani elinizle de tutamıyorsunuz kamerayı. O sıcak dereceye geliyordu. Neyse ki olmuş gerçekten. Bugün günlerden pazar. Pazar bitti zaten, saat 8. Pazartesi, salı elimde inşallah. Ve salı direkt çekimlere devam edeceğim. Doğum günümde umarım yani erken saatte gelir de direkt doğum günümü kameralı çekerim. Gerçekten çok güzel olur. Şu an çay demliyorum arkadaşlar. Bir güzel çay içelim. Bardakları da hazırlıyorum hemen. Günaydın arkadaşlar. Dün akşam videoyu kapatmayı unutmuşum. O nedenle şu an kapatmaya geldim. Çamaşırları atmaya gittik. Hazırladım onları şimdilik. Şimdilik de kapatayım, hemen yeni videoya başlayayım diyorum. Efendim? Evet. Ensar geldi, şu an bir şeyler anlatıyor. Neyse, şimdi biz kahvaltı yapacağız dediğim gibi. Bu videoyu kapatayım, yenisini açayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.